Kenan Ateş diye bir arkadaş, efendim Hasan Ali Yücel, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri dersinde dağıtan ayrı, dağıtan Cihan Demirci Tansel, Zooloji Ana Bilim Dalının Başkanı Profesör Doktor Cihan Demirci Tansel, Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Cihan Demirci Tansel Hanım. Efendim, beni evrim konusunda eleştiren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayfa arkalı önlü yazı yazmış. Bu bayan kardeşimiz okulda öğrencilere bu yazıyı dağıtmış. İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde. Baştan sona benim yaratılış atlasımı eleştiren, beni eleştiren, yaratılışçıya göre eleştiren yazı dağıtmış. Kardeşim öyle garibanca yazmış ki. Ya muhterem hoca, efendim Cihan Hanım, yenileceğini bile bile bir insan çırpınmaya başlarsa benim onu ilmi yönden ezeceğim açık değil midir? Tabii ki. Değil mi? İnşallah. Bak diyor ki, buna rağmen diyor, sözü edilen geçiş formlarının fosil kalıntıları hiç az olmayan sayıda bulunuyor. Geçiş formlarına ait kalıntılar bulunuyor diyor. Evrim karşıtları, yani beni kastediyor, her ne kadar yok deseler de böyle pek çok fosil kanıtı var diyor. Hay mübarek ablamız. Hay mübarek ablamız. Allah ilmini artırsın. İnşallah. Bu kadar çırpınacağına, o tatlı canını bu kadar yoracağına, bu kadar fotokopi çektireceğine, bir fotokopide de bir tane, bak işte bu da ara fosil diyen, koş sana resmini. Değerli ablamız. Değil mi? Evet. Milli ablamız yani. Milli hocamız. Bir tane korsun, konu biter ya. Bak desin, hani yok diyordunuz, al sana ara fosil. Evet. Bak usluba bak. Evrim karşıtları her ne kadar yok deseler de böyle pek çok fosil kanıtı var. Tam böyle dümbelek darbuka kanışımı böyle fasıl havası. Ya kardeşim, ben net sayıyorum, diyorum ki 350 milyon adet yaratılışı ispat eden fosil var diyorum. Buna karşı diyorum ki koç yiğitlerim, diyorum canlarım, bir tane ama tek bir tane bana ara fosil getirin dedim. Yengemizin dediği gibi, profesör yengemizin dediği gibi, bir tane ama tek bir tane varsa, değil mi? Var diyor bak yengem. Her ne kadar yok deseler de böyle pek çok fosil kanıtı var. Ya sen devlet memurusun değil mi? Maaştan geçiniz. Bak 10 trilyon vereceğim diyorum. Fotoğrafına da razıyım. Ben ondan da vazgeçtim. Fotokopisine de razıyım. Bir sayfa fotokopisi ya. Bak diyecek, koç yiğidim diyecek bana. Artık ne diyorsa, nasıl hitap ediyor bilemiyorum. Al sana fosil diyecek. Ara fosil. Fotokopis. Bak söz veriyorum bütün Türkiye'nin göz önünde. Şak okuluna götürüp masanın üstüne koyacağım 10 trilyonu. Yok. Evet. Yok annem. Doğru söylemiyorsun. Yapma etme gözünü seveyim. Sen bunu okulda dağıtıyorsan öğrenciler sana gülüyorlar. Tabii. Yapma bunu. Baştan sona kadar yok Harun Yahya, yok yaratılış atlası, yok şu, yok bu. Bak bükemediğim bile öpeceksin. İnşallah. Değil mi? Tabii. Bükemediği bile öpecek. Getir bakayım. Efendim, derste dağıtan Cihan Hanım'mış. Bize dedik işte Cihan Hanım dedik dağıtan. Yazan da doktor Kenan Ateş kardeşimiz. Hocam kendi de hazırlayamıyor yani. Hocam kendi bilgisine de güvenemiyor. Abi göz, bak zooloji ana bilim dalı başkanısın sen. Değil mi? Burada öttüreceksin. Değil mi? Öttür olayları bir anlat bakalım.
Ama delilin yok. Biliyorsun bir şey anlatamayacağını. Doktor Kenan Ateş arkadaşımıza istirham buyurmuş herhalde anladığım kadarıyla. O da kendince bir şeyler yazmış. Şimdi bak, yengemizi biz davet ediyoruz buraya. Cihan Demirci Tansel hanımefendi istirham ediyoruz. Ebru hocamın yerine. İnşallah. Değil mi? Kenan Paşa'yı da, Kenan Ateş, Doktor Kenan Ateş Paşa'yı da hocamızın yerine. Bizim o koç yiğit de gelip karşıma şöyle oturur. İnşallah. İnşallah. Yarım saatte böyle üstünlerindekine kadar efendim pürüz varsa zımparalarız. Evet, İnşallah. İnşallah. Yarım saatte biter. En fazla yarım saattir. Böyle oradaki çocukların bilgisizliğinden istifade ederek, okuldaki gençlerin bilgisizliğinden istifade ederek onlara yanlış bilgiler sunmak yakışmıyor. Değil mi? Yakışmıyor. Bu kadar edebiyat yapacağınıza, değil mi? Bu kadar edebi konuşma yapacağınıza bir tane ara fosilinin resmini korsunuz, konu biter. Evet. Ara fosil yok. Doğru konuşun. Tek bir protein bile tesadüfe meydana gelemez. Genetik mükemmelliğin de farkında varlar. Kromozomların tesadüfen olamayacağını çok iyi biliyorlar. Ne diyor? Bakayım hocam. Abide'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden yayılan yaratılışçılık. Bu hoca 3 hafta önce evrim dersinde bir makale okuyacağım deyip sizin yaratılış atlasınızın hangi ülkede kaç tane basıldığını ve dağıtıldığını anlattı. Ya onun hakkında tam doğru bilgisi olamaz hocam. Duysa dudakları uçuklar yani. Bıraksın bir kere, ne bilecek onu. Dinleyen çocuklar evrim dersinin dersi mi dinledik, muhasebe dersi mi dinledik deyip gülüyorlarmış. Şahane. Bak helal olsun. Ya kardeşim cin gibi bizim gençler ya maşallah. Ya fırtınalar. Ne güzel bak çocukların verdiği cevap. Cihan anne dinliyor musun? Bak gençler sana ne diyorlarmış biliyor musun? Evrim dersi mi dinledik? Muhasebe dersi mi dinledik? Tam anlayamadık diyorlarmış. Ya sen kardeşim zenginin malı derler hani malı olmayanların çenesini yorarmış derler bazı bak. Ya sen de yap kardeşim. Sen de çalış. Koy delillerini ortaya görelim. Delilin yok ki kitap yazasın. Ne yazacak adam yani? O deli olmancı ne yazacak? Efendim bak diyor ki ABD'den yayılan yaratılışçılık. Ya kardeşim ABD'deki yaratılışçılık hem Amerika'da hem Avrupa'da ezilmiş durumda. Ezilmiş. Dalga geçiyorlardı heriflerden, gariplerimden. Eziyorlardı onları. Evet. Eziyorlardı, ezdiler. Mağluptu onlar. Öyle bir şey yok Amerika'da. Kardeşim dünya 6000 yıl diyor adam ya. 6000 yıl deyince fosillerin ömrü 6000 yıl diyor. Mesela granit haline gelmiş 400 milyon yıllık fosile adam 6000 yıllık diyor. Dalga geçer gibi. Böyle bir durumda yenilmiş adamların Allah'ın izniyle mukadder değil mi? Mukadder Allah'ın izniyle. Ve yenildiler. Perişan oldular. Deccal'in ağzında onlar böyle sakız gibi çiğneniyordu. Ağzına ben koyunca 32 dişlerimden ağzına döktü. Ve yaratılışçılık Türkiye'den dünyaya yayıldı. Açsınlar baksınlar. Evet. İnşallah. Yani yaratılışçılık onlar diyordu onun için diyoruz. Yani yaratılış gerçeği. Yaratılış gibi. Çok ülkede sürekli yeni yayınlar yapıyorlar diyor. Yeni kitaplar, broşürler, kasetler, DVD'ler çıkarıyorlar. Türkiye ülkemizde özellikle son 10-15 yıldan bu yana hemen hemen tümü Harun Yahya imzalı çok sayıda kitap, kaset, DVD yayınlanıyor. Bu kitapların hepsi de pahalı ve kaliteli. Kağıtlar çok renkli, bol resimli olarak basılmış durumdalar. Annem, sen getir ara fosil, ben sana yemin ediyorum, basacağım. Getir, bedava basacağım ve bedava dağıtacağım senin delillerini. Birinci sınıf kağıda, birinci hamur kağıda, birinci sınıf matbaada en kaliteli şekilde basacağım. Delilin yok. Evet. Atış delil olmaz. Yalan da delil olmaz. Uydurma da delil olmaz. Delilin yok.
On binlerce basılan bu materyaller yıllardır dağıtılıyor diyorum. Bunlara en son eklenen 3 ciltlik yaratılış atlası oldu. Toplamda 2497 sayfayı bulan pahalı lüks sınıfı küçe kağıda çok renkli ve çok resimli olarak basılmış 28x38 santimlik. Hoppala, boyunun 28-38 santim, yani artık muhasebeyi de geçmiş, bu artık teknolojik bir şeye girmiş, geometri ilmine girmiş. Dev boyutlarıyla yaratılış atlasları bugüne dek Harun Yahya imzasıyla yayınlanan kitapların zirvesi durumunda. Annem hakikate fark etmişsin. Bizde öyle devasa boyutlarda olur hizmet inşallah. İnşallah. Yıllardır öteki kitaplarda yapılanlar yaratılış atlasında bolca anlatılmış diyor. Efendim, evrim kuramı çöktü. Bilim evrim kuramını reddetti. Bilim adamları artık Darwin'in evrim kuramını savunmuyor. Bilim evrimin yanlışını ortaya koydu gibi yazılar yayınlanıyor diyor. Anneme bayağı bir koymuş yani, ızdırap vermiş kalbine. Hayrettir yani. Yani özetle bak, yengem samimi ise bana bir tane, ama tek bir tane, bir tanecik Araf fosil getirecek. İnşallah.